Kanun o kadar açık. İnanılmayacak kadar açık, hiç tartışmasız. Biliyorum çoğumuz çok bunaldık bu tartışmalardan ama ne yapalım? Keşke sürüklenmeseydik ama şu anda da yine çıkışı birlikte bulmak zorundayız. Seçim kanunun 101. maddesi. 1. fıkrası 3. bendi. No, sıkılmayın. Hemen bitiyor bu. Çok açık. Türkçe okuma yazma bilmek yeter anlamak için. Arkası mühürlü olmayan oy pusulaları geçersizdir. Zor mu bu cümle? Değil. Hukuk fakültesi mezunu olmaya gerek var mı bu cümleyi anlamak için? Arkası mühürlü olmayan oy pusulaları geçersizdir. Arkasında mühür yoksa geçersizdir. Basit değil mi? Türkçe. Hukuk fakültesi bitirsen ne olur, bitirmesen ne olur bu cümleyi anlamak için? Arkası mühürsüzse geçersiz. Kim demiş bunu? Kanun demiş. Kanunu kim çıkartmış? Meclis çıkartmış. Meclisin çıkarttığı kanuna ya ben bazen de uymayabilirim diyebilir miyiz? Olur mu bu? Ya o zaman ya bugün canım bunu istedi. Ya bugünlük uymayayım. Ceza kanunda tamam bu suç ama ya bugünlük olmasın. Olur mu bu? Ya vardır ya yoktur o kanun. Bunun faydasını, gerekliliğini tartışma yeri hiç kuşkusuz halk oylaması sırasında YSK binası değildir. Bu kanuna uyarsınız, ondan sonra değişsin istiyorsanız bunu değiştirecek olan meclistir. Bir mahkeme diyebilir mi? Ya kanunda böyle yazıyor ama ya çok da lüzumlu değil kanunda o yazan, gereksiz. Böyle bir şey olabilir mi?